Hayatımız ard arda dizilmiş binlerce günden oluşuyor. Bizi oluşturan şeyler tek seferlik hareketlerimiz değil, uzun bir zamana yayılan alışkanlıklarımızdır. Alışkanlıklar bu kadar önemliyken onlara odaklanmamak ve normal gidişatına bırakmak çok büyük bir hata olur. Bu yüzden bu videoda en kısa zamanda bırakman gereken 8 kötü alışkanlıktan bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. 1. Çok fazla fast food tüketmek. Bu alışkanlık farkında olmadan bağımlılığa kadar gidebiliyor. Yemek yemek çok normal bir aktivite olduğu için fast food günlük hayatına kadar fark ettirmeden yerleşebilir. Lezzeti ve pratikliği yönünden tercih edilen bu beslenme tarzını bir alışkanlık haline getirmekten kaçınmalısın. Aksi halde uzun vadede sağlığına ciddi zararlar verebilir. 2. Çok fazla televizyon izlemek. Bir dakika, hemen ben televizyon izlemiyorum deyip çekilme. Bu maddede genel olarak izleme aktivitesini herhangi bir şekilde gereğinden fazla yapmaktan bahsediyorum. YouTube'da saatler geçirmek de bu kategoride bulunuyor. İzleme alışkanlığın gün içinde yapman gerekenleri yapmanı engelliyorsa ya da bu aktiviteyi bir kaçış yolu olarak kullanıyorsan bu noktada ciddi sıkıntı olabilir. Her şey gibi izleme konusunda da uygun dozu yakalaman gerekir. 3. Çok fazla alışveriş yapmak. Bazılarımız için özellikle günümüzde alışveriş yapmaktan uzak durmak çok zor hale geliyor. Çünkü alışveriş yapmak sunulan seçenekler ve internet üzerinden alışveriş sayesinde çok daha kolay hale geldi. Kendine ihtiyaç duymadığın bir ürünü satın alabilmek için bahaneler üretiyorsan ya da satın aldıkların sebebiyle maddi sıkıntı çekmeye başlıyorsan bekle. Bu belirtiler kötü bir alışkanlığın simgesi olabilir. Kendi hayatına zarar vermemek için alışveriş yapmayı bir alışkanlık olmaktan çıkarmalısın. Kontrolden çıkmasına kesinlikle izin verme. 4. Çok fazla uyumak. Uyumak belki de yaptığımız en doğal aktivite. Özellikle yorucu bir günün ardından uyumanın verdiği keyif kelimelerle anlatılamaz. Uykunun bu keyif verici yönü tabii ki onu bazılarımız için vazgeçilmez hale getiriyor. Fakat gereğinden fazla uyumanın getireceği sorunları tahmin etmek hiç de zor değil. Zamanın boşa harcanmasına sebep olurken aynı zamanda ruh halimizi ve sağlığımızı da olumsuz etkiliyor. Bu yüzden fazla uyumak gibi bir alışkanlığın varsa bunu düzeltmeyi düşünebilirsin. Kahvaltı yapmayı ihmal etmek. Bu madde bazen fazla uyumanın bir sonucu olurken bazen de saf üşengeçlikten ötürü meydana gelebiliyor. Evden kahvaltı yapmadan çıkmak, zaman kazanmak anlamına geldiği için bu seçenek bazen çekici gelebiliyor. Gece boyunca aç kaldıktan sonra bedeninin ihtiyaç duyduğu besini almadığında bu bütün bir sabahını etkileyebilir. Performansını ve verimini kaybetmemek için kahvaltı yapmayı ihmal etmemeli, en azından bunu bir alışkanlık haline getirmemelisin. 6. Sigara ya da fazla alkol tüketmek. Sigara ve alkolün zararlarını bilmeyen yoktur. Genelde bu alışkanlıklar sağlığa zarar vermeleri yönüyle ortaya çıkarlar. Fakat bunun yanında çok daha farklı dezavantajları beraberinde getiriyorlar. Sigara ve alkolü alışkanlık haline getirmen ya da bunları hayatındaki olumsuzluklardan kaçma yolu olarak kullanman çok ciddi zararlara sebep olabilir. Bunun her zaman farkında olmalı ve kendini korumalısın. 7. Sosyal medyada saatler geçirmek. Sanırım günümüzdeki en büyük sorunlardan birinin bu olduğunu söyleyebiliriz. Sosyal medya siteleri daha fazla insanı kendilerine çekebilmek için birbirleriyle yarışıyorlar. Herkese kendi ilgisini çekecek içerikleri sunma konusunda oldukça iyiler. Sen de kendini sosyal medyada uzun saatler geçirirken buluyorsan bunu en kısa zamanda kontrol etmeye çalışmalısın. Bu alışkanlığın zararlarını şimdilik açık bir şekilde görmüyor olabilirsin. Fakat bu bir süre sonra seni olumsuz etkilemeyeceği anlamına gelmez. 8. Yargılamak ve dedikodu yapmak. Bu iki şey birbirinden farklı gibi görünebilir ama ortaya çıkma sebepleri çok da farklı sayılmaz. Bu yüzden bunları tek maddede toplamayı daha uygun gördüm. Günlük hayatında normal bir muhabbet kolayca başkaları hakkında konuşmaya doğru kayabilir. Bunun farkına varmadığında bu davranışın sinsice hayatına yerleşmesi çok kolay. Dedikodunun kişiye getireceği hiçbir fayda yoktur ve tam bir zaman israfıdır. Aynı zamanda insanları yargılama alışkanlığı da sonucunda iyi bir şeylere yol açmayacağı için yarardan çok zarar getirir. Bu iki alışkanlığı da her ne dozda olursa olsun bırakmakta fayda var. Bir hareket tek başına zararlı olmayabilir. Fakat bu hareket devamlılık kazandığında yani bir alışkanlığa dönüştüğünde çok büyük etkiler yaratabilir. Bu yüzden sana zarar verecek olan alışkanlıklarından en kısa zamanda kurtulmalısın. Sıradaki videoda kötü alışkanlıklarından ya da bağımlılıklarından kurtulmanı sağlayacak olan 4 yöntemi paylaştım. Ekrandaki bağlantıyı kullanarak hemen ulaşabilirsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.